Merhaba, eksik olana hoş geldiniz. Bugün üçüncü kez rekor denemesi yapıyoruz ve Murat Gülsoy ile beraberiz. Çok sevdiğimiz bir konuğumuz. Samimiyeti, kurguyla ilgili konuştuklarımız, yani böyle ev ortamında gibi hissettiğimiz konuklarımızdan biri. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Merhaba Alp, nasılsın bu arada? İyiyim, sana da bir hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Çok güzel bir dönem geçirdim. İdmanlı bir şekilde geri döndüm. Yeni kitap ve Ateş Bizi Tüketiyor. Ve gerçekten güzel bir kapağı var. Onu da söyleyebilirim, çok dikkat çekici. Boş durmuyorsunuz galiba. Yani ben nasıl olduğunu izleyicilerin de bu kadar işin arasında bir kere bu kalibrede bir roman nasıl yazılır? Kısa zamanda yazılmadı aslında, o kadar kısa değil. Yani ben buna başladığımda Kasım 2017 idi. Koskoca bir 2018 geçti. 2019'un bayağı bir Mart ayında falan yayınlandı. Demek ki sonuçta 1,5 yıl kadar sürdü. Benim için kesintisizdi. Yani benim için mesele şu, bir romana girdikten sonra o romanın yazım sürecinde zevk aldığım şey hiç ara vermemek. Yani her gece mutlaka, yani gündüz de eğer fırsat bulabilirsem ama bulamadığım zaman mutlaka akşamları, o açılacak o roman ve o romanın içine gireceğim ve bir müddet onun içerisinde kalacağım. Bu kalacağım ne demek? Yazarak kalabilirim, yeni bölümler ekleyebilirim ya da hiçbir şey yapmaya mecalim yoksa bile eski yazdıklarımı okuyup bir cümle, bir kelime bile değiştirsem veya sadece okusam bile o roman üzerine aslında çalışmış oluyorum ve bu kesintisizlik aslında yazılmasını sağlıyor. Aslında yaptığım diğer işlerinde, benim öğrendiğim kadarıyla bunca yıl sonunda her gün azar azar yapılan şeyler birikip bir güzel sonuç veriyor. Yani o bizim okullarda hani vardır ya, günü gününe çalışın var ya, bunlar aslında altın değerindeymiş. Biz onu tam algılayamamışız o zamanlar. Son güne bırakıp, 3 gün kapanıp, 2 gün kapanıp, vardır ya böyle işleri son anda deadline'ına yakın bir zamanda yetiştirme çabası, her şeyin birbirine girmesi falan. Bütün bunların aslında panzehiri, her gün her şeyi azar azar yapmak. Yani o zaman oluyor. Bu, ben buna destekleyecek bir şey söyleyeceğim. Mesela biz kitap okurken de işte program için veya kendimiz, ben onu kendimde de çok görüyorum. Eğer o hafta o kitabı yapacağımız kesinse, o kitabı hemen okuyup ve okuduktan sonra sıcağı sıcağına altın çizikleri bir daha yorumlayıp bir de sayfa geçirdiğinde çok daha fazla kafamda kalıyor. Ama mesela kitabı okuyup sonra Ömer'le konuşup 4-5 hafta sonra kitabı ertelerinde gidiyor, tabii. Gidiyor kesin. Tabii, tabii. %100 katılıyorum. Tabii. Ya evet, yani burada çok detaya girmeden bu geleneksel birçok söylenen şey sanki doğruymuş. Evet. Yani atasözleri doğru. Ama bunu gençlikte daha tepkisel karşılıyorduk. Kuşkusuz, çünkü orada bence şöyle bir şey de var. Biz gençken bize bunları kim söyler? Aile söyler, okuldaki hocalar söyler. Bir takım abiler, ablalar söyleyebilir bir de rol model olarak benimsediğimiz. Evet, ve bunlar aslında biraz otorite figürleri olduğu için otorite figürü de çoğu zaman en büyük iktidarla hemen özdeşleştirilir kafamızda. Doğaldır da. Bir yandan da öyledir de. Değil mi? Bir yandan da öyle bir noktası. Bir yandan da öyledir ve o yüzden de genç insan buna bir direnç geliştirir. Aslında bu sağlıklı bir şey. Yani direnç, her söyleneni aha ne kadar doğruymuş hemen uygulayayım demesi gencin biraz tuhaf oluyor. Yani, problemli de olur o. Biraz yani. Evet, yani belki onu birazcık onun acısını çekip kendisinin öğrenmesi, kendisini keşfetmesi gerekiyor. Belki de her şeyi gençlere söylememek lazım. Aslında belki de bilgiyi saklamak lazım, bilmiyorum. Çünkü o zaman hakikaten de ona direnç geliştireceğim derken bu sefer o söylenen aslında çok doğru ve yapılması gereken bir takım şeyleri de ıskalamış oluyor insan. Ama öyle ya da böyle bunu bir biçimde insanın kendisi çözmesi gerekiyor. Yani şeyi, hayatımı nasıl yaşayacağım, günümü nasıl geçireceğim, geleceğimi nasıl programlayacağım, kimin dediğine göre hareket edeceğim, doğru tavır hangisi, ahlaki olan nedir, ideolojik olandan nasıl kendimi sıyırabilirim ya da etkisi altında mı ya da hangi ideolojilerin etkisi altındayım, hangi anlatılan hikayeyi benimsiyorum ve onu aslında hayatımda uygulamaya çalışıyorum. Bütün bunları sorgulamak aslında sadece gençlerin değil, sürekli hepimizin yapması gereken bir şey. Çünkü öyle bir boşluk anı yok. Tamam, artık ben her şeyi oturttum kafamda, çok netim. Bundan sonra bana hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Kimse dediğim ideolojiler, mevcut bir takım hakim söylem veya bir takım muhalif söylemler. Onların da kendi iktidar alanları vardır. Yani sadece mevcut iktidarın değil, ona alternatif olanların da bir iktidar söylemi var. Sonuçta hepsi kişiye doğru bir alan yaratıyor.
ve bununla sürekli aslında bir gerginlik ilişkisi içerisinde. Burada bence en büyük bizim yardımcımız olabilecek şeyler hakikaten sanata sarılmak, felsefeye sarılmak, alternatif şeyler okumak. Yani bize bugün sunulan önümüzdeki her ne varsa biraz onun arkasında, yanında, yöresinde uzun süredir konuşulmayan ya da unutulmuş kendi yolunu bulma çabası. Ben biraz öyle tarif ediyorum. Yani biraz okumanın kendi yolunu bulma yani çabasıyla özdeşleştirebiliriz. Yani hayattan kopmak değil tabii. Ne olup bittiğini tamamen sırtını çevirmek değil. Tabii ki ne olup bittiğinin farkında olmamız lazım. Çok hayat memat meselesi çünkü bazı konular. Ama o sadece onunla sınırlı olmamalı demeye çalışıyorum. Sadece gündemin, sıcak gündemin. Çünkü öyle bir dünyadayız ki gündem aynı zamanda seyirlik bir hal aldı. Siyaset de öyle. Diğer her alanda öyle. Yani çok büyük bir cazibesi var. İnsan gözünü alamıyor. Orada söylenenler harika şeyler olduğu için değil, bazen o kadar absürt, bazen o kadar komik, bazen o kadar öfkelendirici, bazen o kadar tuhaf şeyler oluyor ki gidip de bir sanat eseriyle artık meşgul olmayacak enerjiniz kalmıyor. Bütün o seyirlik enerjiyi de alıp götürüyor ya da bütün o sizin duygusal iniş çıkışlarınızı bir biçimde emmeye başlıyor. O yüzden diyorum insanın kendisiyle bu dünya arasındaki o gerilimli ilişkiyi hep bir böyle tetikte olmasında fayda var. Yani zor işler tabii bunlar ama bunları da işte yüksek sesle düşünürken aslında kendi kendimize de telkin ettiğimiz bir şey bir yandan da. Bir ekleme yapmak istiyorum eğer Ömer farklı bir şey söylemeyeceksen. Geçmişte bu noktada aslında ayağımıza biraz pranga olmuyor mu? Yani kendi geçmişimiz. Çünkü hafif de kitaba girersek mesela kitapta da aslında geçmişine gidip gelen bir karakter var. Ve ben bana orada şey çok dikkatimi çekti. Bu benim öznel yorumum. Ya neden insanın geçmişi, anışı veya düşünüşü hep abartı ve haksız bir güzellemeye dönmek zorunda. Hani bu da biraz böyle hani insanın kurtulması, sıyrılması gereken bir şey değil mi? Yani de uçlarda geziyoruz değil mi? Soruya da şöyle bir ekleme yapayım. Tabii tabii. Direkt çünkü seninkine uyan bir kısım vardı. Canlı sinema. Eskiden açık hava sinemalarını nostaljiyle kutsallaştırıyoruz ama o zamanlar da karakter sorguluyor. O zamanlar hiç sevmiyordum o kadar da. Gibi bir nostalji yüceltme, hep olmayanı, aslında mutlu olduğunda belki unutma o anda. Ya da mutsuz olduğun şeyi tekrar mutluyken farklı hatırlama gibi. Bu niye gerekli yani? Gerekli mi ya da neden biz bunu yapıyoruz? Çünkü bu çok bence olan bir şey. Ben de bunu çok yapıyorum. Mesela kendimde de fark ettim. Birçok boyutu var kuşkusuz. Yani geçmişle ilişki kurmanın, geçmişi hatırlamanın birçok boyutu. Bir tanesi travmatik olanın bulunduğu bir yer orası sonuçta. Travmalarımız geçmişte. Henüz yaşamadığımız travmalarımızı bilmediğimiz için geçmişte ve onlar üstü örtülü vaziyette duruyor. Veya onları sürekli aktif olarak örtülü bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. Bir şeyi unutmak çaba isteyen bir şey bir yandan da. Kendi kendine unutulmuyor travmalar. İster kişisel olsun, ister toplumsal olsun, ister aileye özgü olsun, ister belirli bir mekana özgü olsun. Oranın hafızasında o şeyi, travmayı unutulur. Kılabilmek için de çok uğraşmamız gerekiyor. Burada da bir enerji harcıyoruz. Dolayısıyla da zaman zaman o zayıfladığı anda o geçmişten o travmanın dönüşü de tabii çok ürkütücü olabiliyor. Ya da tam tersi geçmişte çok mutlu olduğumuz, çok güvenlikli hissettiğimiz zaman dilimleri de geçmişti. Yani huzurlu geçirilmiş bir çocukluk anı ya da işte sizi koruyup kollayan, seven, karşılıksız seven insanların kalabalık olduğu bir an. Çünkü bu anlar gitgide azalır aslında hayatta. Çok kolay değildir. Genellikle insanın ailesi azalarak biterken kendisi yeni bir aile kurabilir, kuramaz ama her zaman o verici pozisyona geçer, alıcı pozisyondan. Sonuçta o hep aldığımız, karşılıksız aldığımız zaman dilimi çok geçmişte. Dolayısıyla onun yüceltilmesi de geçmişte her şey çok güzeldi, İstanbul sokakları harikaydı falan diye hatırladığımız şey aslında hiç öyle değildir. Gitsek zaman tüneli toz toprak içinde bir İstanbul'da bulabiliriz. Ya da ben hatırlıyorum bayağı Boğaz çok kirli bir yerdi 70'lerde. Bütün restoranlar çöplerini böyle boğaza döküyorlardı. Patatesler falan böyle patlıcanlar yüzüyordu. Ama öyle hatırlamak istemiyorum ki. Yani çünkü o kötü kısmını hatırlamak yerine. Güç bulacağız. Onun kısmı. Elbette ki güzel anları var. Ve onlar kalıyor çünkü o güzel anlarda ben gencim, daha hiçbir başka sağlık sorunum yok, şu yok, önümde uzun yıllar olduğunu düşünüyorum. Ki haklı da çıkmışım, buraya kadar gelmişim en azından, o da bir şeydir. Güzel, havada bir sürü güzel şey de var. Onlarla birlikte hatırlamak da insanı tabii o yüceltmenin içerisinde mutlu ediyor. Tabii roman yazarken, öykü yazarken, edebiyatla uğraşırken bütün bunlar üzerine zamanda yolculuk yapar gibi insan çünkü kendi geçmişinde dolaşıyor. Ben geçmişimi yazmıyorum belki ama geçmişteki deneyimler sırasındaki o iniş çıkışlı ruh hallerinin başka hikayelerdeki karşılıklarını arıyorum belki. Ama
bir yanıyla da o geçmişinizde sürekli dolaşıyorsunuz geçmişte ve gelecekte belki. O yüzden bana mesela bu romanı yazarken ki o süreç çok iyi geliyordu. Şimdi bittiği için de çok böyle mutsuzum yani. Çünkü içine gireceğim bir roman yok geceliğin. Düğmesini basıp açıp içine gireceğim. O iyi bir şey yani, bir mekan açılıyor ve şehirde ben de yolculuk dolaşıyorum. Bu roman öyle bir romandı. İş dünyanızda da belki. İçinde dolaşılan bir romandı benim için yani, neden yazma yani süreci. Diğer hepsi öyle olmuyor. Hepsinin apayrı kendine has yazma süreçleri, kendine has yaşama ve okuma biçimleri var. Bu başka bir şey. Şimdi sen. Bu kitabın başında, yani çok da böyle konuya değmeden ama Nova 78 model bir arabayla iki öğrenci geliyor. Ve böyle hani uyuruz ya ailenin arabasının arkasında, böyle hayallere dalarız. Orada bir özgürlük vardır. Sonra bir kadının resmen böyle bayağı Freudian. Keşke sen benim çocuğum olsaydın da. Libidal enerjinin aynı şey olduğunu düşünüyor musunuz? Etkisi var mıdır gerçekten? Vardır belki, bilemiyorum. Ben ne kadar kitabın içinden böyle hemen sağolar yapıp dışına doğru hikayeden çıkmaya çalıştığım için. Yani ne olup bittiğini hikaye üzerine çok fazla bir şey belki açıklayamam ama kitabın içerisinde buna benzer çok sayıda, evet işte benim böyle deneyimsel bilgi dediğim, yaşanmış, elbette ki o olay değil ama bir arabanın arka koltuğu, bir o koltuğa yanan dayayıp uyuklamak ve o andaki etraftaki seslerin ve hikayelerin canlanmasını izlemeye benzer deneyimler. Hep bunların bir biçimde canlandırılması oldu kitapta. Yani başka anlar da var tabii buna eklenebilecek. Biraz onun peşinden gitmeye çalışıyorum. Hoşuma gidiyor bu yaşanan gerçeklik anını daha farklı kurgularla diyelim, farklı hikaye etme biçimleriyle. Çünkü bu klasik bir kurgusu yok aslında ya da klasik bir realist bir metin sayılmaz ama bir yandan da öyleymiş gibi. Ben ya, işte böyle yaşıyorum biraz. Tam onu soracağım. Bu rüya ile gerçeklik arası bir çizgide. İşte, çaresiz rüya diyoruz ama rüya değil sonuçta. İşte yani kitapta sanki o şey de var. Yani bu yaratıcılık aynı zamanda gerçek niye rüya olmasın gibi de bir oraya da gidelim. Katmanlı rüyaların içinde diyelim. Sürekli gerçeğe doğru çıkan da bir metro kazan insanlar, hapishaneden kaçan ama üst katta zaten biz oyuz. Yani rüya ne, gerçek ne olayı biraz Lynch filmlerini de çok hatırlatan. Evet, yani mesela David Lynch filmlerini çok severim ben. Ben bazıları de bayılırım. Bazıları hiç anlaşılmaz. Hakikaten anlama çabasını da bırakarak seyrettiğiniz zaman daha büyük aslında zevk alındığını, o Inland Empire filmi öyledir mesela bence. Yani onun bir çözümü falan yok. Ondan öncekileri bir derece biraz daha, yakalamak evet mümkün ama şimdi mesela kelimemiz bence olmadığı için bunlara rüya gibi diyoruz. Rüyaya benziyor, rüya atmosferi, kabus anlatısı falan diyoruz ama şimdi düşünüyorum aslında değil. Ne David Lynch'in çektiği film bir rüya, ne Salvador Dali'nin çizdiği resim bir rüya, ne yazılan bir takım romanlar, bu da dahil olmak üzere bir rüya. Rüya değil. Rüyayı anıştıran şeyler var ama gerçekliği de hatırlatan şeyler var epeyce. Yani sadece rüyayı da hatırlatmıyor. Demek ki belki yeni bir kelimeye belki ihtiyacımız var. Farklı bir, fantastik desek fantastik de değil tam anlamıyla. Değil, rüya gerçek evet, arası. Bu gerçeklik araştırması da diyebiliriz. Daha çok algılar üzerinden ben gitmeye çalışıyorum. Aslında ötekilerin de yaptığı birazcık o. Yani tabii. Dali'nin yani de yaptığı ya da… Bu kadar uzun bir şey çıkmaz rüyadan. Lynch'in yaptığı yani tabii ki olmaz. Evet. Ama algıların peşinden gitmek şu yüzden önemli geliyor bana. Çünkü algılar duyular kanalıyla oluşan bir zihnimizin tepkisi. Edebiyat da duyuları harekete geçirerek aslında bize ulaşan bir sanat dalı. Tıpkı diğer bütün sanat dalları gibi ama diğer sanat dalları bazen sadece işitsel, sadece görsel, bazen hem görsel hem dokunmaya ilişkin heykelde olduğu gibi. İken edebiyat beşini birden harekete geçiren son derece soyut bir harf dizisinin zihnimizde dünyaya dönüşmesini sağlıyor. Tabii bir de şey eklemek lazım buna. Dokunma tarafı var aslında. Kitaba dokunuyoruz. Geçenlerde bir yerde böyle tartışırken başka arkadaş söyledi. Aslında dokunuyoruz. Doğru. Dokunduğumuz, elimizin içerisine aldığımız, sayfalarını karıştırdığımız da bir dünya. Onu da unutmamak kokusu lazım. Var. Maddi bir gerçekliği var bunun. O maddi gerçeklik üzerine düşünce bir takım ağaçlardı bunlar aslında zamanında. Bu beni mesela hep böyle sarsıyor. Yani geçenlerde gördüm böyle şeyde kitap fuarında kitaplar. Ya aslında bir sürü ağaçtı onlar.
yani hayattı ama artık değiller. Ama içinde başka hayatlar var. İçine yazdığımız hayatlar var. Yani bu dönüşüm de değil mi? Yani ya hayatın aslında bir ölü malzemeye ama o ölü malzemenin içerisinden başka bir canlılığın doğması. Ve bunun bir de işin komik yanı, şimdi belki doğmamış insanlar okuyacaklar ileride. Şimdi öyle oluyor mesela, ben 90'lı yıllarda yazdığım bir takım metinleri işte okullarda okuttuklarını görüyorum. Gidiyorum liseye, konuşuyoruz falan, bakıyorum sonra düşünüyorum. Ben onları yazdığımda bu insanlar yoktu, hiç yoktu. Fikirleri bile yoktu. Ama şimdi onlar onu okuyorlar ve konuşuyoruz. Ve bunun üzerine o düşünce orada duruyor. O hikaye orada yaşamaya bir biçimde devam ediyor. Bu tabii çok beylik bir şey, çok bildiğimiz bir şey ama yaşarken yine de etkisi olan bir şey sonuçta. Evet. Ölümsüzleştirme gibi aslında biraz da. Evet, bir anlamda öyle ama bir anlamda da şu net bir çizgi var. O kitap orada duruyor, ben buradayım. Yani o benim devamım değil. Bir parçanız ben onlarda mı yaşayacağım diye bir şey tabii yok yani. Öyle bir şey ben inanmıyorum. Öyle. Ya insan yazarken ancak o hissi alıyor. Ama tam çok büyük bir haz vermiyor. Çok büyük Balzac bir haz veriyor. Balzac mesela karakterlerini sayıklayarak öldü söylenir. Olabilir tabii. Yani konuşuyor mu sürekli? İşte yazarken ama varlar. Hı. Yazıp bitirdiniz, yayınladınız, orada duruyor artık. Değil mi? Hatta o ruh halinden çıkıyorsunuz. Çıkmak zorundasınız. Ama siz tam çıktınız mı bilmiyorum. Çünkü ağaç hikayesi, ağacını arayan yazar tekrardan karşınıza çıkmış gibi olmuş. Evet. Böyle de bir demek ki süreç var. Var tabii. Bir de birbiriyle bağlanıyorlar. Yani buraya daha önceki roman için de gelmiştim. Öyle güzel bir yer ki de. Orada da aslında bizim bir tür yolculuğunu kahramanın, eskici Kerem'in o şehrin içinden geçtiği bölümler falan vardı. Evet. Belki ona doyamamışım ya da o arkadaş grubu vardı. Büyümüş. Evet, arkadaş grubu vardı. Birçok benzer şehrin dönüşümü, hava değişik atmosferik olaylar burada başrolde tabii daha da etkisini artırdı. Ama ben bir yandan da yaşadığımız gündelik gerçekliğinde sızdığını fark ediyorum. Bunlara da mani olmuyorum, işte hava hareketleri gibi. Bu bana şeyi hatırlatıyor. Yani kitapta çok güzel bir cümle var. Hatırlamak kontrollü unutmaktır, evet, diye. Aslında tam olarak o. Yani ki şeye çok enteresan geldi bana. Yine benim öznel yorumum. Yani karakterin biraz böyle hani hatırlayamaması bazı şeylerin, aslında bunun bir özgürleşme olması, biraz böyle masumiyetini geri kazanması gibi. Yani aslında hatırlayamanın veya seçici hatırlamanın da önemli. Yani biz böyle direkt olumsuz diyoruz yani unutmayı veya direkt olumluyoruz yani hatırladım falan gibi. Onu da çok karmaşıklaştırıyor. O da benim çok hoşuma gitti mesela. Evet. Bir de ara bölümler var. Yani tamamen sağlıklı olduğumuz zamanlarda birçok şeyi hatırlıyoruz. Hatırlarken de çok aktif bir iş yapıyoruz. Onu tekrar yaratıyoruz aslında ve her hatırlamada birazcık değişerek de olsa yeniden bir yaratım o. Ama bir de tamamen hiçbir şey hatırlayamadığımız bir zaman dilimi olabilir, bir şey. Bir de arası var. Yani gittikçe bozularak hatırlama, uydurarak bunları artık gerçeklikten iyice kopup kendi yepyeni bir gerçekliğinizi yaratmak. Bu tabii kulağa ilginç geldiği kadar zevkli olmayabilir. Çünkü bizi hikaye bir yandan da gerçekliğe bağlıyor. Yani o hikayenin asıl unsurlarını sürekli olarak zihnimiz tazeliyor. Sürekli biz şimdi neredeyiz, ne yapıyoruz, kim bu insanları? Sürekli doğru cevaplarını kafamızda tutarak yaşıyoruz ve geçmişten şu ana doğru beni getiren bir hikayenin aslında zihnimde var olduğunu ve kendim de burada bir benlik, bir karakter olarak varlığımı geleceğe doğru aktardığımı düşünüyorum. Ve bunu eğer kaybedersem, bunda bozukluklar olursa, yani o geçmişten gelen süreklilik, o kişilik sürekliliği veya şu andaki benliğim, gelecekteki projeksiyonum, bunlarda bozulmalar olunca önce psikolojik durumu insanın bozuluyor. Bir kere mutsuz oluyorsunuz. Fark ederseniz ama ya fark etmezseniz. Fark etmeden de bence mutsuz olmuyor zaten. Birçok mutsuzluğun sebebi o. Bunu toparlayamamak, yani geçmişle ve kendi şimdimiz ve gelecekle sağlıklı ve üretken bir ilişki kuramamak. Hı. Bazen ne olur? Bu geçmiş düşüncesi veya gelecek kaygısı düşüncesi veya şimdinin mutsuzluğu elimizi kolumuzu bağlayabilir. Hiçbir şey yapamaz hale gelebiliriz. Halbuki öyle bir gün olur ki tam tersi. Koşullar aynıdır. Aynı odadayızdır, aynı masadır, aynı yokluktur, aynı varlıktır ama o gün çok iyiyizdir ve çok üretkenizdir. Bence işte öteki taraf, yani bizi üretmekten, yaşama katılmaktan alıkoyan durulmalar, ket vurmalar çok tabii tehlikeli. O hikayenin bozulması işte. Ben onu öyle o şekilde birazcık görüyorum. Ya şey var burada şimdi,
bu tarz hikayelerde biraz daha sanki özgür insan. Üretirken de okurken de. Çünkü zaman bağlantısı aynı rüyalardaki gibi yok. Nesneleri de belki birbirine bağlı ama o hissel dediğiniz gibi bir algıyla bir bağlantısı var. Niye bunlar yani çok, ben de çok sorguladım bir şey ama niye bunlar bize daha yaratıcı, daha besleyici? O işaretler orada. Sanki siz yani karakteriniz diyeyim sadece hissel yolculuğunu takip ediyor. Ve bu daha gerçek geliyor bana. Yani oradaki nesneleri neden sonuçta yani işte terimsel olarak, yapısal olarak birleştirmemize gerek yok. Daha edebiyata bu sefer sanki yakınlaşıyor. Bir de bunu yaparken her şey de var. Yani bu Dostoyevski vari tanrı sorgulamaları da var. Yani hepsini de içinde eritebiliyorsunuz. Bunlar ne kadar birbirine temas etmeli? Yani etmeyince de oluyor bu iş çünkü. Bilmiyorum. Yani zaten bu tür konularda etmeli, etmemeli gibi çok kesin yargılar belirtemiyorum. Çünkü her metinde, her yaşadığımızda bu birazcık değişiyor. Ama nesneler meselesine gelecek olursak, nesnelerin önemine inanıyorum ben. Yani nesnelerin üzerimizde ciddi bir dramatik etkisi olduğuna, bazı nesnelerin tabii, her nesnenin değil. Ama o bazı nesneler hayatımız boyunca bizim zihnimizin içerisinde bir yerlerde duruyorlar. Ve onlara bağlı bir takım duygular, bir takım düşünceler, bir takım başka yaşanmış tecrübeler de var. Sadece insanlardan ibaret değil ya da manzaralardan ibaret değil hayatımız. Kullandığımız nesneler, temas ettiğimiz şeyler de bunlara dahil. Kimi zaman bu bir araba olabiliyor, evet. Kimi zaman bir çakmak, kimi zaman başka bir şey. Bunlar böyle bir bazen şey gibi de geliyor, böyle bir zihnin içi karışık, böyle neyin nerede olduğu belirsiz, böyle bir renk cümbüşünün içerisinde gizlenmiş böyle nesnelerden, bir nesne deniz, bir ilksel çorba gibi. Ama sonuçta işte o hatırlama dediğimiz şeyi bunları bir araya getirerek yapıyoruz her seferinde. Yeni şeyleri de, yeni düşüncelerin malzemesi de bence yine bu ilksel çorbanın içinden, o bilinç dışı dediğimiz yerden sağlanıyor. O yüzden onları dışarıya çıkarabileceğimiz anları bulmak, mesela yazmak bunlardan bir tanesi. İstediğiniz hikayeyi yazın, istediğiniz kadar realist olsun ya da başka bir teknikle yazın fark etmez. Yine kaynak aynı bilinç dışından geliyor. Ben tabii bu bilinç dışı süreçleri daha kışkırtacak tarzda bir şeylerin peşinden gittiğim için siz bu soruları hemen soruyorsunuz burada doğru olarak. Ama çok klasik bir roman da olsaydı, yani tamamen bildiğimiz anlamda kurulmuş, yine aynı deneyimi ben yaşayacaktım. Ama okur nasıl yaşardı onu bilmiyorum. Belki burada bir farklılık, okuru da buna ortak etmeye belki çabalıyorum. Hani sevdiğim işte yönetmenler, David Lynch gibi ya da ressamlar ya da yazarlar gibi. Burada biraz daha bu ön plana çıktı. Evet yani çok da yazılan tarzda uzun süredir bir kitap değil. Evet. O anlamda yani yine izleyicilere dönüp gerçekten tavsiye edeceğim. Ben çok zevk aldım. Ya benim de öyleydi. Ben hatta onu söyleyecektim. Hani aynı konu dönüp dolaşıyor hani unutmak, hatırlamak. Ama mesela kitapta gene bir cümlede insan kendi kurduğu hayalin içine kaybolabilir mi? Mesela sorusu da vardı. Hani az önce anlattınız ya hani aslında hatırlıyoruz, hatırlamasak mutsuz olduk diye. Hani ben mesela kitabı okurken tabii biraz da böyle Albert Camus'un absürt kavramı üzerine gidersem, hayatın absürt üzerine... Adamın yani karakterin kitabının içerisinde o kurduğu hayal üzerinden gerçekliğini kaybetmesi ve orada başka bir gerçek yaratmasının aslında bir nevi bir kurtuluş olarak da görüyorum. Mesela benim çok hoşuma gitti. Ki ben mesela Ömer'le bunu konuşma fırsatımız olmamasına rağmen Ömer'in de mesela söylediklerine, Ömer'in de aslında o kaybolmanın hoşuna gittiğini mesela algılayabiliyorum. Yani şey demeye getiriyorum. Dediniz ya az önce o hatırlamak hani ya da hatırlamamak, unutmak aslında o kadar pozitif olmayabilir diye. Belki de adamın hayatı, hayalini kuruyorum. Belki de adamın hayatı o kadar kötüydü ki gerçekliği. Unutarak ve yeni bir hayal kurarak mutlu oldu. Yani bir kaçış gibi. Olabilir. Zaten iki duygu arasında gidip geliyor. Bir coşku var. Evet. İyi ki çıktım dışarı, ne güzel, dünya çok güzel. Aynen. Ve bir de korkunç dehlizlerde, karanlıklar içerisinde çok korkarak, küt küt kalbimiz atarak yaşadığımız anlar var. Yani bu iki uç arasında böyle gidip geliyor. Suçluluk da var. Çok başka duygu da var ama temelde bu iki şeyi hep hissettim. Kendim, benim de hissettiğim şeyler bunlar sonuçta. Mesela çocuklukta böyle bir kaybolma anı hatırlıyorum kalabalık bir yerde. Hem korkuyorsunuz, çok küçüksünüz çünkü her şey çok büyük. Hem de garip bir coşku veriyor bu, özgürleşme hissi veriyor. Bir anda
Hiç kimse yok aslında sizi elinizi tutan ya da işte sizi bir yerden bir yere götürecek, bütün sorumluluğu alacak, yani sizi doyuracak bir kimse yok ama korkutucu ama bir yandan da acayip özgürleştirici bir şey. Dünyayla birebir temas etmek yani o koruyucu kalkan yanınızda kimse o. Onun olmadığı bir an mesela bunu hatırlıyorum. Oradaki karakter sanırım böyle bir duygu içerisine girip çıkıyor zaman zaman. Çocuk değil tabii ki o ama öyle bir his veriyor. Bir cesaret bu zaman zaman mesela yaşadığımız bir şey değil midir? Yani ben mesela onu hissediyorum. Yabancı bir ülkeye gittiğinizde bir anda sokakta kaybolduğunuzda. Evet, neredeyim falan. Eğer bir cep telefonunuz ya da bir o dili bilmiyorsanız. Değil mi? Bir çaresiz olduğunuz bir anda aynı zamanda da acayip bir özgürlük hissi de vermez mi? Yani tamam kaybolduk ve bu tekinsiz bir şey de olabilir. Korkunç da olabilir ama bir tarafıyla da çok hoş bir şey. Ya yani, obsesyonu sizi çok kimse fazla tanımıyor. Obsesif insanlar da vermez bence. Yani o biraz da daha keşfediş havası verir belki. Evet, mesela bir şey olur. Ben bunu çözeceğim havasına da girebilirsin mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani o çok tabii yok bana verir de ben mesela düşünüyorum şimdi ne bileyim obsesif kompulsif bozukluk olan bir arkadaşım da o cehennem gibi olur onun için. Yani. Ama öyle bir mesela romanın içinde olmayı isterdim doğrusu. Ben de yani isterdim. Kendi kendime tam tanıdık yerlerde gidiyoruz hikayenin içinde derken birden kaybolmuşuz ve bambaşka bir romanın içindeymişiz gibi olmak ne hoş olurdu değil mi? Benim az önce şey de çok hoşuma gitti. Şey dediniz ya ki hani işte belki de romandaki karakter öyle hissetmiştir dediniz. Ki bunu hani kitabı bir gizem katıp böyle hadi bakalım okuyucu ne düşünecek diye değil onu demediniz biliyorum. Hani hakikaten aslında öyle olduğu için yani. Çünkü siz de yazarken aslında ne hissettiğimi bilemeden yazmak veya da karşı tarafı hissettireceğim. Bence o da çok kitabı çok özgürleştiren hani çok böyle çerçevesini yok eden aslında bir tarz. O da benim çok hoşuma gitti. Az önce bir de söylemeniz de böyle çok beni böyle tamam ben de öyle düşünmüştüm havası verdi böyle. Çünkü bazı kitaplar çok böyle kısıtlar ya böyle ne olduğu bellidir, ne yoldan gideceğim bellidir. Hatta tersini yorum yaptığınız zaman böyle hani herkes böyle hani buradan bunu nasıl anladın falan olur. Evet. Bu öyle bir şey değil. Bundan her şeyi anlayabilirsiniz. Evet. Her yere çekebilirsiniz. Dolayısıyla o yönüyle bence çok açık yapıt. Mert Eko'nun diliyle. Ben de şöyle bir şey ekleyeyim. Belirsizlik neden hoşumuza gider? Neden zamanımızda belirsizlik daha az hoşumuza gitmeye başladı? Hem Türkiye hem de dünyada. Belirsizlik korku verici bir yanıyla, bir yanıyla yeni olasılıkları barındırdığı için de cezbedici. Yani her şeyin çok belli olduğu bir durum bizi aslında kısıtlandığımızın en büyük göstergesi. Yani arzumuzun bir hedefi kalmamış demektir. Çünkü sınırlı bir dünyanın içerisinde olduğumuzu biliyoruz. Yeni keşfedilecek bir şey yok. Yeni arzu edilecek bir şey yok. Yenilikle arzu zaten beraber giden şeyler, kavramlar bir yandan da. Yani o keşif duygusu, farklılık duygusu bizi ileriye doğru hareket ettiren bir şey arzu. Arzu duyduğumuz zaman yöneliriz ve oraya doğru bir şeyler yapma ihtiyacı duyarız. İrademizi harekete geçiririz. O yüzden de belirsizlik bir yanıyla bu yeniliğe bizi açar. Ama bir yandan da belirsizlik özellikle enerjimizin bittiği zamanlarda bizi yormaya da başlayabilir. Çünkü arzu sürekli böyle giden bir şey değildir. Evet, değil mi? Yorucu bir yani şey. Arada sırada düşer. Düşmek zorunda çünkü. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi çok hemen hızlı bir şekilde soracağım. Aziz Nesin'in Tüysüz Sevmek diye bir hikayesi vardı. Anımsar mısınız onu? Hayır. İşte hep farklı kadınlarla tanışıyor. İşte Danimarka'daydı, başka yerdeydi falan ve bunların hepsini aslında ortak aynı kişi olduğunu, o sevginin kendine ait olduğunu anlatan bir durumu vardı. Şimdi kitapta da rüyalarda da genelde böyle değişimler oluyor. Yer değiştirmeler oluyor. Ve aslında o arzu ettiğimiz nesne sürekli hayatta da farklılaşsa da sürekli sanki hep tek bir kişi, yani nasıl diyeyim, arzu aslında sabit, gelen insanlar onun nesnesi gibi oluyor mu sizce? Yoksa güzel bir yorum, evet. Yani o gerçeklik orada sabit mi belki de? O bir döngü var. Biz onun dışına tam da çıkamıyoruz ama dışarıdaki insanlar değişiyor ama biz hala aynı arzu sorunuyla mücadele mi ediyoruz? Bu bende de bir çağrışma yaptı. Ne kadınlar sevdim zaten yoktuları hatırladım. Evet. Yani. Evet. Tabii hemen bu kadın erkek meselesi tabii üzerinden dediği için konuşmaya başladık ama aslında ben daha genel anlamda bir arzudan bahsediyorum. Yani daha geniş kapsamlı bir arzudan. Yani bizi hareket ettiren şey yani. Kesin, hepsi girer yani. Yani siz bizi o coşkuyla hareket ettiren şey. Bir yapmak zorunda olduğumuz için yaptığımız şeyler vardır ve çok sıkılırız bunları yaparken. Zaman geçmek bilmez değil mi? Çünkü mecbursunuz bir de bunu yapmaya. Bir de isteyerek, arzu ederek yaptığınız şeyler vardır. İşte oradaki arzudan bahsediyorum sizi. Bir yere doğru yönelten bir şey o.
İlla bir kadın erkek ilişkisi, bir aşk ilişkisi olmak zorunda değil bu. Yani yerin onu altına burada ne kazı var diye bir anda karakterin girmek gibi, girmesi. Girmek gibi, çünkü o coşku aynı zamanda yaşama merakı, yaşama iştahı diyelim. Bu arzuyla ilişkili bir şey. Belirsizlik o yüzden bunu destekliyor ama bir yandan da dediğim gibi sonsuza kadar o iştahla yönelemezsiniz. Arada sırada durmak durumundasınız. Yani o zamanlarda da dinlenmek durumunda. O yüzden kitabın bir sonu oldu yani. Bir şey. O zaman da işte o belirsizlik ürkütücü oluyor. Yani artık bir şeylerin belli olması lazım. Ama belli olduğu an yine belirsizlik özlemi başlıyor. Böyle bir, ya ben zaten hep böyle bir inişler çıkışlar, sürekli bir değişim, sürekli bir dönüşüm hali olduğunu düşünüyorum hayatın içerisinde. Hikayenin içerisinde, romanın içerisinde. Benim aklıma bir şey daha geliyor. Bu yaşama iştahından bahsettiniz ya. Kitapta suç ve suçun insanın karakterini belirlediği ile ilgili bir bölüm vardı. Onu biraz daha açabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitmişti o bölüm. Yani çok hoş. Biraz da provokatifti. Garip, garip bir bölüm. Okuyunca böyle, hani, bir bölüm. Niye, yani. Acaba hangi suç benim karakterimi şekillendirmiş diye düşündürttü mesela. Evet, insan her zaman suçludur gibi bir bölüm vardı. Evet. Vallahi yani oraları çok fazla açmak istemiyorum. Tamam, biraz peki. Romanın içerisinde karanlık yerler kalsın diye de düşünüyorum. Çünkü onu bir söyleyişi var, bir söylendiği bağlam var vesaire. Yani sanki kendi düşüncemmiş gibi seslendirmek doğrusunu istemem. Çünkü o bağlamın içerisinde bir anlamı var. Tamam, çünkü tabii. Bir de hukuk meselesi var bu kitabın içerisinde baştan sona giden. Onunla da bağlantılı aslında o suçluluk meselesi. Sanki... Ama suçla, suçluluk duygusuyla elbette kişiliğimizin ciddi ilişkileri var tabii yani. O kaçınılmaz bir şey. Suçtan azade düşünemeyiz insan karakterini. Yani küçüklükten itibaren zaten. Bileyim, evet, mesela Freud'a baktığımız zaman değil mi, bambaşka bir suçluluk duygusuyla başlıyor hikaye zaten. Yani bir şeyi arzu ettiğin için suçluluk duymakla başlıyor ki bu başka yerlere de gidebilir ve sizi başka şekillerde de örebilir. Toplumsal boyutta da düşünebilirsiniz bunu. Evet. Geçmişe gömülmüş olan suçların aslında nasıl veya o örtülmek istenen şeylerin nasıl deforme ettiğini, değiştirdiğini, toplumsal dokuyu, kültürü, her şeyi ve bir kişilik kazandırdığı. Ama bu kişilik kazanmak illa iyi bir şey anlamında değil. Bozuk ve hastalıklı bir kişilik de bundan kaynaklanıyor zaten. O zaman o bölümü özellikle tavsiye ediyorum ben. Benim çok etkendim bölümü çünkü. Evet, teşekkür ederim. Bu yaşlılık meselesi... Süren bir izlek oldu, evet. Ve iki kitaptır. Üç belki, Nisyan da vardı. Epey bir şey var. Şimdi yani bu kitapta da sanki yaşlandıkça kendinden uzaklaşan, bir şeyleri unutmak isteyen, bana verdiği duygu, bunlar da yoruma çok açık. Aynı zamanda da hatırlayan ama... doğru şeyleri yaptığını da bilen ama yine de kendi yaşlılık ne olursa olsun kendini suçlayacağımız bir süreç olabilir mi? Vallahi çok acayip bir süreç olduğu kesin. Yani siz daha yaşlı değilsiniz, o yüzden sormadım. Değiliz ama süre giden bir şey. Yani yaklaştığımız bir şey. Dedelerinizden falan düşünürseniz. Evet. Sonuçta oraya doğru gidiyoruz. Yani hep beraber gidiyoruz. Evet, yani sadece ben gitmiyorum. Yani. Seyirciler yanlış anlamadı. Yani tersine güzel örnekler var tabii. Benjamin Button gibi tersten okumalar var ama sonuçta yine de ilginç, çocukluktaki gibi ilginç. Çocuklukta nasıl algılarımız tuhaf ve sürekli gelişerek daha mükemmel, daha usta bir hale gelirken burada gittikçe bozularak, gittikçe farklılaşıyor ama... Bir bozulma, bir güçten düşme ve bunun getirdiği farklı algılama biçimleri, farklı hatırlama biçimleri, karakterin değişmesi, gerçekliği algılayışımız, zamanı algılayışımızın değişmesi. Bütün bunlar tabii büyüleyici süreçler. İnsana dair olan her şey zaten, bütün her anında yaşadığı bu adını tam her yerde koyamadığımız deneyimleri edebiyat bize açtığı oranda ilginç oluyor zaten. Yoksa anlattığımız hikayeler çoğu zaman birbirine benzer. Ama o ayrıntılarda bütün bu şeyleri, ara kıvrımlarını hiç konuşulmamış ya da hiç farkına varılmamış olan o gerçeklikleri belki ortaya çıkarması bize bir yol göstermiş oluyor. Yani en azından uğraşmaya değer bir etkinlik olduğunu fark ediyoruz. Sen soracaksan o zaman soruyorum. Sartre'ın, yani aklıma şey getirdi, yaşlılıkta varoluşla ilgili değiştireceğimiz kararlara da çok daha zorlanırız. Çünkü artık bir
sizin Murat Gülsoy olarak kimliğiniz var. Aileden var, kaybedeceğiniz şeyler var. Tam tersi bir değişim ve karar verdiğinizde herkes sizi ötekiler dışlayacak, böyle bir riskle karşı karşıyayız. Birazcık yaşlılığın iktidar merci olması bundan kaynaklanıyor olabilir mi? Olabilir tabii. Yani yaşlılık ve iktidar ilişkisi gerçekten ilginç bir ilişki. Yani o tuhaf bir şey. Ama yani yaşlılığın gençlik üzerindeki baskısı bir yandan da dönüştürücü ve geliştirici bir tarafı da var. Hiçbir baskı olmadığı zaman da bu gençlik enerjisinin de kendisini vuracağı ve kendisini güçlendireceği bir engelin olmaması anlamına gelir. Dolayısıyla yaşlılık ve yaşlılığın iktidarı diyelim sonuçta her zaman bir engel olarak karşısına çıkar gençlik enerjisinin. Ama onu dönüştürdüğü zaman bu çatışmadan olumlu bir şey çıkabilir. Ama yok ki tamamen yok edici ve bastırıcı bir iktidar kurduysanız, yaşlılığın iktidarını o şekilde kurduysanız o zaman zaten oradan bir gelişme bekleyemeyiz. Ama doğanın yasası adı üstünde yaşlı. Hiçbir zaman sonsuza kadar sürmeyecek. İktidarı da sonsuza kadar sürmeyecek ve gitgide azalacak. Bakın bu konuda o totem ve tabuda falan vardır Freud'un anlattığı değil mi? Daha maymunsular arasında o yani bir alfa erkeğinin her şeyi domine ettiği, her şeyi baskıladığı, genç gorillerin onun sultası altında ezildiği bir dönem var. Ama sonra ne oluyor? O alfa erkeği bütün dişilerin sahibi olan güçten düşüyor ve bir gün birleşip genç erkek maymunlar onu alaşağı edecekler o gorili. Ettikten sonra da aralarından bir başkası çıkacak ve bu çevrim gidecek ama yaşlı yani kendi iktidarında ne kadar merhametliyse o kadar iyi davranılıyor o alfa erkeğine. Ne kadar şiddetli bir tiransa o kadar dışlanıyor kabileden, orada yaşamasına izin verilmiyor veya parçalayıp yiyorlar zaten. Yani babayla olan ilişki o yüzden çok belirleyici ama eninde sonunda baba gider. Yani hiçbir zaman sonsuza kadar orada kalmaz ama öyle bir izlenim yaratır yani. Baba hep sonsuza kadar başımızda olacak. Veya belki de siz babaya dönüşürsünüz. Ve bak, işte babanın devamlılığı en büyük tehlike de odur zaten. O baba da bir zamanlar o gençlerden biriydi çünkü. Aynen öyle. Babalık da çok trajik bir şey öyle bakınca. Üzüldüm öyle, ben şimdi. Öyle. Hayatta her şey trajik. Diyelim. Yok mu sorun? Ben iki saat. Yok var çok da zaman var, olarak çok kısıtlı olduğumuz için şey yaptım. Bir tane yorum yapayım Ozan. Sana da soruyu bırakayım. Aklıma şeyi getirir tabii ama. Bir şeyde ne kadar güçten düşerseniz de ne kadar sahip olduğunuz şeyin artık belinizden kaydığını fark edersiniz ki yaşlılıkta biraz da öyle. O zaman o kadar onu muhafaza etmek üzerine de sertleşmek psikolojisi gelmiyor mu? Yani tabii ki her yaşlı olan bu kadar sert olmaz ama hani kitapta da onu biraz görmüyor muyuz? Hani gene ben gene kitaba çekmeye çalışıyorum tabii her zaman gibi ama. Ya yani. Kitabı gerçekten çok daha az girmemiz bence iyi oldu. Ben girmiyorum zaten. Ben okuyucu olarak üzerine bir şey söylemiyorum. Kısa bir anlatabilir miyim? Çok kısa. İzin aldı. Konuyu anlatmayacağım. Yani şu. Hatta anlatabileceğim bir şey değil tamamen bence. Tamamen özgür bir yolculuk. Yer altına da sizi çekecek. Alevlerin içine de çekecek. O tutkuyu da göreceksiniz. Korkuları da. Bu bütün o ruhsal çatışmaları tamamen özgürce bir şekilde size çocuk merakıyla yaşatacak bir kitap bu. Ve benim çok sevdiğim bir tarz. Hatta Murat Hoca bana demişti ki bu kitabı sen daha çok seveceksin. Evet. Gerçekten de öyle oldu. Çok da Türkiye'de fazla kullanılan bir tarz tür bence değil. O anlamda da çok ilgi çekici. Ve Ateş Bizi Tüketiyor'u şiddetle tavsiye ediyorum ben. Ben de. Eklemek istediğin artık bir şey var mı? Yok, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizin eklemek güzel istediğiniz sohbet için. Yok, gayet güzel. Yani çok ilginç noktalara çekiyorsunuz. O da çok hoş oluyor zaten. Yani biz de çok da amacı mutluyuz böyle zaten. Bir şey zaten. Ve siz hem samimiyet olarak hem de konuşmacı olarak nasıl böyle enerji olduğunu... Bu üç oldu. Yani bence bu artık sürekli hafta bir kadroya dönüşmesini... Evet. Neyse kapatıyoruz biz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bugün de eksik olanın sonuna geldik. İyi günler diliyoruz. İyi günler. Sevgiler.